oldum. Milletvekili olduğum dönem kapalı toplantıdayız. Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu toplantıya başkanlık yapıyor. Telefonum çaldı dolayısıyla açamadım. Arayan kişiye toplantıdayım yazar mısın dedim. <laughs> Abi enteresan gelişmeler oluyor. Hulusi Akar geldi dedi Abdullah Gül'e. Bu yeni mi oluyor? 2018'de. 2018. 2018. 2018, 2018, 2018, 2018. İbrahim, evet. İbrahim Kalın'la birlikte. Orada MİT müsteşarı da varmış. Onu bilmiyorum. Mit müsteşarı yok. Hayır. Yok onu bilmiyorum. Benim İbrahim Kalın var diye. İbrahim Anlatayım Kalın, Mit Müsteşarı ve şey Hulusi Akar. İb o galiba Kübra Parın programında İbrahim Kalın söyledi onu. İbrahim Müsteşarı şey, da var galiba. Abdullah evet. Gül bunu evet. biraz önce söylediğim kaynağı söylemiş. Dedi ki enteresan bir şey oluyor dedi. Helikopterle geldiler. İbrahim Kalın ve Hulusi Akar. Hulusi Bey o zaman Genelkurmay Başkanı. <laughs> Hatırlayın. Hayırdır dedim. Ya, hayır, hayır. Mevzu hayır. ne? Milli Savunma Bakanı. Hayır, daha İç'inde bulunmamıştım. Cumhurbaşkanlığı seçimi görevi Nisan 2018. Evet. Referandumdan sonra atamadılar. Vallahi dedi. 27 Nisan. Dedi ki konuyu bilmiyorum dedi. Fakat dedi Abdullah Bey Tayyip Bey'in gelmesini bekliyordu. Tayyip Bey gelmediği için biraz da bozuldu dedi. Çünkü Aha. İbrahim Kalın Abdullah Bey'e telefon açıyor, sizi ziyarete geleceğiz diyor. İbrahim Kalın telefon açınca o dönemde İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Abdullah Bey şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı, ile Cumhurbaşkanı gelecek. Cumhurbaşkanının gelmediğini öğrenince aşağı inmiyor koruma müdürü ve protokol müdürü karşılıyor. Hulusi Akar'ı yukarı alıyorlar İbrahim Kalın'la birlikte. Önce 40 dakika bir briefing veriliyor Abdullah Gül'e. Gayri resmi bir briefing. Türkiye'nin Suriye'de ve Akdeniz'deki politikası ve neleri neleri yapacağı üzerine. Bu ne demek? Kardeşim devlet bir çizgi çizdi, bir politik hat kurdu seçimden sonra da bununla devam etmek istiyor. Uygun bir dille anladığım kadarıyla aday olma diyorlar. Ben bunu öğrenir öğrenmez çok büyük bir gelişme olduğu için arkadaş da WhatsApp'tan yazdığı için hemen anlaşılabilir bir şekilde not kağıdına yazdım ve Sayın Genel Başkan'a takdim ettim. Toplantı sürerken. Kemal Bey. Sen Kemal Bey. Tabii milletvekilim kapalı bir değerlendirme Hı. toplantısı evet. var. Rutin bir değerlendirme toplantısı var. Aylık yapılan. Yerime geçtim. Kemal Bey okudu notu. Bir milletvekili arkadaşımızı da çağırdı yanına. Onun üstüne bir not. Şu konuyu bir araştır diye. Milletvekili arkadaşımız gitti. Hulusi Akar'ı aradı. Hulusi Akar görüşmeyi doğruladı. Genel Başkan sonra bana Sayın Genel Başkan yazılı bir not yolladı. Görüşmeye dair bilgi aldım. Doğruymuş dedi. Ben tabii o dönem aktif gazetecilik yapmadığım için bazen de körleşme oluyor mesleğin içinde. Ee, bir bekleyelim ne olacak dedim. Ertesi gün öğlen bir internet sitesi bu haberi bir paragraf yazdı. Yarım saat sonra sildi. Önemli bir internet sitesi. Yarım saat sonra sildi kaldırttılar haberi. Bunun üzerine Şaban Sevinç'i aradım ben. Halk TV Genel Müdürü'ydü. Şaban dedim bu konunun ben ayrıntılarını biliyorum. O zaman hemen bağlanır mısın bize dedi. Saat 18 haber bültenine bağlandım ve tam yarım saat hatırlarsın Şaban. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Bu konuyu anlattım <laughs> ve Türkiye o dönem bu görüşmenin ayrıntılarını nasıl geldiler, nasıl karşılandılar, ne konuştular. Bu arada Bu hepsini... akşam bir ek yapalım. O akşam Necmettin Erbakan ödül töreni var. Tabii. Ee, o geceye Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu da davetli. Bir Katılacakları gün da... o galiba. Aynı gece. Yani... Aynı gün e, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun kolunda giriyor şey salona Abdullah Gül. Hı hı. E, fakat şey Kemal Bey ile Meral Hanım son anda programlarını iptal i̇şte ettiler. Kemal Bey yani o tam bir gün sonra mıydı? Bir gün önce Aynı de, gün. Tam aynı hatırlamıyorum gün. ama şimdi Abdullah Gül o gün bence o görüşmeden sonra aday olmaktan vazgeçti ve olmayacak bir şey söyledi efendim işte siz bana dört parti birleşin beni adaylığa davet edin ben o metni bir göreyim kamuoyuda bir anlasın ondan sonra bakarız falan dedi yan çizdi bir kere cesur bir siyasetçi olmadığını gösterdi benim evime değil genelkurmay başkanı Amerikan başkanı da gelse eğer ben siyasete kararlıysam ülkeyi yönetmeye ilişkin bir vizyonum ve iddiam varsa çıkar ben adayım derim bir soru Onu sorabilir diyelim. miyim Barış Bey? Millet, o dönem milletvekili hı hı. olduğunuz için sorayım. Şimdi Abdullah Gül'e gittiler vazgeçti. Aynen öyle oldu. Anlatımınız bu. Peki Kemal Bey e, o dönemin milletvekili şahidi